Ama sosyal belediyeciliği anlatın diye. Ama önce emeklilerle ilgili bir haberimiz var. Emekli bugün İsmail Küçükkaya'yla Demokrasi Meydanı'nda soruyoruz. Emekli ne yapsın arkadaş? EYT'de adalet istiyoruz. Diskar emekli raporunu açıkladı. Emekliler seslerini bu defa Şişli'den duyurdu. Saraya değil, emekliye bütçe. Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'na göre rapor, Türkiye'de emeklilerin son 20 yılda nasıl yoksullaştığını, Avrupa'da aylık sıralamasında nasıl son sıralara gerilediğini ve kaynak yok iddiasının geçersizliğini ortaya koyuyor. Emeklilerin asgari ücretin bile çok altında, açlık sınırının çok çok altında ücretlere mahkum edilmesi, öncelikle söyleyelim ki, bir tesadüf değil, ülkeyi yöneten iktidarın, AKP iktidarının bilinçli tercihlerinden kaynaklanmaktadır. Emeklilerimize güzel bir haber vermek istiyorum. Biliyorsunuz ilk kez 2017'de emeklilerimize banka promosyonu ödenmesi uygulamasını başlatmıştık. Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankalarında bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum. Ama bu yamalar tutmuyor ve bugün milyonlarca emekli o ucube sistemle önce 7500 lira olan, şimdi 10 bin lira olan emekli aylığıyla hayatını sürdürmek zorunda kalıyor. Rapora göre Türkiye'de ortalama emekli aylığı Avrupa ortalamasının 6'da 1'ine denk geliyor. Ortalama emekli aylığı İspanya'da 1417, Fransa'da 1485, Almanya'da 1552, İtalya'da 1582, Belçika'da 1717, Hollanda'da 2003 euro iken Türkiye'de sadece 237 euro. Erdoğan emekli için kaynak yok demişti. Ancak Diskar'a göre Sosyal Güvenlik Kurumu'nda yeterince kaynak var. Prim gelirlerinin emekli aylıklarını ve sağlık ödemelerini karşılama oranı 2002'de %61 iken 2023'te %76,4'e yükseldi. Emekli olmak, emeklilik bir haktır. Bu ülkede belli bir çalışma süresini tamamladıktan sonra emekli olmak hepimiz açısından temel bir yurttaşlık hakkıdır. Devletin de bunu sağlamak görevidir, sorumluluğudur. DİS Başkanı Çerkezoğlu emekli raporunu açıklarken emekliler de farklı şehirlerde eylemdeydi. Önceki seçimde AK Parti'ye oy verdiğini söyleyen bir emekli isyanını böyle dile getirdi. Sayın Cumhurbaşkanım, biz size oy verdik. Biz size oy verdikse bizi böyle sürünmeye mahkum etmek için mi oy verdik? Aydın'daysa emekliler her zamanki gibi ucuz et kuyruğundaydı. O kuyruk boydan boya uzandı. Emeklilik o kadar çok fazla et almamız el vermiyor. Ayda bir sefer yarım kilo alıp gidiyorsak alıp gidiyoruz. Zor geçiniyor. Emekli günü değil. Emeklileri mezara koydular, toprak koydular. Muhalefetin de emekliler konusunda iktidara tepkisi devam ediyor. Yukarı bir şey duymuyor. Yukarı duymuyor. Buradan böyle bakıyoruz. Gören bir tik sanır bunu. 2002'de bu beyefendi gelirken kuyrukları örnek gösterdi. Şu kuyruğa baksın, bu ekmek kuyruğu. Utanması yok bu ülkenin cumhurbaşkanı ve yönetenlerin. Emeklinin hali bu işte. Utanması yok. Utanması yok. Utanması yok. Halkın hali bu. Bu.